Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Başlayayım mı? Buyurun. Şimdi belli başlıklarla gideyim. Oyunun bütün hakimiyeti bizde. Pozisyon bile üretemeyen bir takımımız bu maçta en az nereden baksa net 4-5 tane gol pozisyonumuz var. Özellikle hücum gücü Süper Lig'de en güçlü takımlara karşı hem durduruyorsunuz hem de atağa gidiyorsunuz. Buralardan yürekli oyunla çıkacaklarını hep söyledim ve bugün de onu ortaya koydular. Aslında kendilerine yakışanı yaptı oyuncuların. Belki bir sonuç niye böyle diyorsun ama önemli olan haftalar demoralize olmuş bir takımın özellikle 1-0 geriye duruma düştükten sonraki gösterdiği direnç bana önümüzdeki haftalarda inanılmaz umut verdi. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Taraftara teşekkür ediyorum. Yine bizi kendi sahamızda oynar gibi oynattılar. Şimdi tabii lig bundan sonra hep çetin artık. Önemli olan buradan yenilmeden dönmekti. Şimdi önümüzdeki maçlara hazırlanacağız. Lig bitmiyor bizim için. Çünkü sene sonuna kadar da bitmeyecek. Ama bir puan oynadığımız oyunun karşılığı kesinlikle galibiyetti. Ama 1-0 da bitebilirdi. Mağlup da olabilirdik. Puanla döndüğümüz için yine bir nebze de olsa oynadığımız güzel oyunun karşılığını bir puanla aldık. Oyun anlamında, disiplin anlamında, oyun disiplini anlamında verdiğim bütün görevler oyuncular tarafından yerine getirildi. Giren çıkan, oynayan oynamayan herkes bu işi özveriyle yapmaya başladı. Bu bize önümüzdeki günlerde puan olarak dönecektir. Sevindirici olay şu, inanılmaz derece karşısında da oyuncularımız vardı. Ceza almaması beni çok sevindirdi bu yönde. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyorum. Soru varsa. Var mı soru? Var mı? Ya şöyle, oraya gidiyorsak bu işi yaparız. Yani önemli olan oraya gitmek önemli. Biz biliyorsunuz oraya gidemiyorduk. Yani oradaki üretkenliğimiz yoktu. Ben şimdi hepimiz birden bunu destekleyeceğiz. Eğer bir takım buraya gidip de bu kadar gol pozisyonunu kaçırıyorsa bu takım iyi takım. Önemli olan oraya gitmek. Atmayı öğrenirler mi? Öğrenirler. Yapacaklar mı? Yapacaklar. Zaten bir attıkları zaman bir daha önüne geçilmez bir takım olur. Benim için ilk etapta orada çoğalmaktı. Yani orada iş yapmak. Ya sahasında en az 5-6 tane adam olmasıydı. Onu da bu maçta özellikle ligin en iyi takımlarından biri Kasımpaşa'ya karşı gerçekleştirdiler. O yönden de oyuncularıma da teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Ama bir gün, yani bundan sonraki haftalarda kesinlikle atacaklardır. Hocam, Kasımpaşa sonuç olarak ne ilk asilinde de aşağısıyla pek gerekli bir takım değildi. Ama bundan sonraki takımlar biraz daha çetin olacak. Çok. Bununla ilgili öğreniniz olacak. Kolay maç yok. Kolay maç yok. Özellikle içerideki maçları almamız gerekiyor. Akhisar ve oyuncağımız iki tane gösterme maçı var. Ondan sonra Erzurum deplasmanına çıkıyoruz. İki Antalya deplasmanına. Mücadele edelim arkadaşlar. Malatya var. Yani bundan sonra alacağımız içeride iki tane alıp en az 35 bir de dışarıdan getirmemiz gerekiyor. 37-38'leri bulmanız gerekiyor. Bizim için her puan önemli. İçerideki maçları kazanacağız. Dışarıdan topladıklarımız kar. Bu takım bu oyun disipliniyle inşallah bozmadan devam edeceğiz. Taraftar coşkumuzla, camiamızla ben iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Yani baktığınız zaman şu anda 35'i geçer diye düşünüyorum 36'yı. Tabii. Çünkü içerideki maçlar, yani futbol ama ne olacağını bilmiyorsunuz ama herkes içerideki maçları kazanmak isteyecek şimdi. Tabii. Her hafta her şeyin değişeceği haftalara girdik. İyi hesap yapılması gerekiyor. Her bir puanın bile çok önemi var. Çok önemi var. Çünkü maçların sonuçta ne olacağı belli olmuyor. 16-17-18'de maçımız var yani. İşte final. Hep oynadım yani. Hayatım boyunca oynadım. Yine oynayacağız. Ama dirençli bir takım. Bu takım yapacağına inanıyorum. Tamam? Teşekkür ediyorum. Sağ ol.